Selamlar, hayırda takvada birikim yaptığımız, ebedi hayata dosdoğru bir hayatı daha kattığımız güzel bir günümüz. Allah'a şükür bugün de huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Bu nimetleri bizlere veren alemlerin Rabbi Yüce Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamdü sena etsek azdır. Elimizden geldiğince bizlere şah damarımızdan yakın olan Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde her an yaşamaya çalışıyoruz. Her anımızı Kadir Gecesi gibi düşünerek o bereketle, o rahmetle yaşamaya çalışıyoruz. Rahmeti Rahman Yüce Allah her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı bizlere şu nimetleri vermiştir. Herkes bir bedenine baksın, mükemmel bir yaratılış içinde. Mükemmel bir sistematiği var. Konuşuyorum, duyuyorum, görüyorum, yürüyorum, düşünüyorum, hissediyorum, karar veriyorum. Bir sürü nimet daha sayamadığım bir arada. Bu mükemmelliği düşünün. Ve şu mükemmelliğin farkına vararak dosdoğru bir hayatı sürmeye çalışın. Şu hayatta yapacağınız en önemli işler, alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamaktır. Şu dünyadaki hiçbir makamın, mevkinin, mülkün kimseye kalmayacağını düşünmeli, anlamalısınız. İnsan insan yapan kulluğudur, ibadetidir. Şu dünya düzeninin sizlere haramı, batılı, şeytani konuları sunması onun doğru olduğunu göstermez. Ne yazık ki batıl bir sistemde yaşıyoruz. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümleri var. İnsanlar bunları düşünmüyorlar. Yüce Allah'ın bizlere vermiş olduğu akıl ve irade nimetini kullanmıyorlar. Onları kenara koyarak şu dünyanın şeytani kanunlarını kabul ederek ne yazık ki kendini helak ediyorlar. Şimdi bu söylediklerim bazı cahillere yanlış geliyor ya da zoruna gidiyor. Hiç zoruna gitmez. Çünkü şu dünyada belli bir şeyler elde edeceksin. Belki rahat yaşayacaksın. Çok da mutlu olduğunu zannedeceksin ama o mükemmel hesap günü ne yapacaksın? Onlar kendini düşünmüyor, biz düşünüyoruz. Düşünün yani. Herkesin hesabı kendini olduğu kadar dosdoğru hayat yaşamak da bütün insanlığın görevidir. Bakın şu dünyada bir sürü nimet yaratılmış ve bütün insanlığa, bütün canlılara yeter. Yüce Allah bizim rızkımızı vermiş. Ama bu dünyanın şeytani düzeni yüzünden kimisi daha hani karnını doyurmaya çalışıyor o gün. Kimisi de israf içinde her türlü ne yazık ki haramı batılı yapıyor. Bu cahillerden olmayın. Bunlar helak olmaya mahkum mahluklar. Birilerinin zoruna gidecekmiş. Gitsin. Sorun yok. Çevremizde sayısızca kafir, münafık, müşrik var ne yazık ki. Şeytana hizmet eden mahluklarla dolu. Hani diyorlar ya bir sürü insan var çevremizde. Yok. Keşke insan olsalar. İnsan görünümde şeytanın yardımcılarıyla dolu ne yazık ki. Böyle bir düzendeyiz. Makam, mevki, mülk elde ettiği için bir şey bildiğini zanneden haram içinde helak olan cahillerle dolu ne yazık ki. Allah'a şükür biz hayatımızı dosdoğru yaşamaya çalışıyoruz. Her gün 5 vakit namazı herkes yapmalıdır. Herkes için farzdır. Bütün insanlığın dini İslamiyettir. Bütün insanlığın kitabı Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'dir. Hak dindir. Kabul edin veya etmeyin. Etmiyorsan kayıttasın, o da ayrı konu. Estağfirullah. İnnet dina indallahil islam. Sadakallahu lazim. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır. İnşallah bizi her zaman İslam'ın nurunu arayıp Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.